Minecraft Bedrock Edition güncellemesi geldi arkadaşlar. Sürüm numaramız 1.20.20.21 olarak güncellendi. Şimdi bu güncellemeyle ilgili gelen bütün özellikleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama sizlerden tek isteğim bu videoya gereken beğenilerinizi atalım. Ne kadar çok beğeni gelirse ben de bu tarz videoları çoğaltacağım arkadaşlar. Ve güncellemeyle ilgili neler düşündüğünüzü en az bir kelime olsa bile yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Her neyse arkadaşlar, ön izlemeyi oynatıyorum ve dünyaya giriyorum. Ben daha önce oluşturduğum, bu özellikleri anlattığım bir dünyam var. Ona giriyorum ve sizlere anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Ve sizlerden dediğim gibi beğeniler gelirse de mutlu olurum. Birçok değişiklik ve güncelleme var. Özellikle Java sürümüne benzetmeye çalışmışlar Bedrock'ı. Daha fazla Java'ya benzeyen özellikler var. İlk özelliğimiz tarif kitabı araması Survival'da oynarken güncellendi ve şimdi ilk 3 harf doğru şekilde gösteriliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Mesela game modu değiştiriyorum. Game mod S yaptıktan sonra Survival'ı aldım ve arama kısmına buraya mesela diyelim, örnek veriyorum, Mesh yazdım. Meşale ile ya da meşe işte tahtası ile ilgili her şeyi burada gösteriyor. Yani Mesh kelimesiyle eşleşecek bütün her şeyi doğru bir şekilde tarif kitabımızda burada gösteriyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Java'da zaten böyleydi biliyorsunuz. Bunu da Java'ya uyarlamışlar gibi görünüyor. Arama artık tarif kilidi açma sistemiyle birlikte daha iyi çalışacak. Kilidi açılmış tarifler arama sonuçlarında görünecek. Daha fazlası yama notlarında. Bunu ne demek istiyoruz arkadaşlar? Yama notlarına gideceğiz. Yama notlar nerede? Linkini açıklamalara bırakacağım arkadaşlar. Benim web sitemde sizler için hazırlamış olduğum Minecraft'ın 1.20.20.21 güncellemesinde gelen bütün her şeyi sizlere anlattığım bir web sitesinde doküman oluşturdum. Burada gelip bakarsanız ne değişmiş, neler yeni, neler gitmiş, neler gelmiş hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle tarif kitabı ile ilgili. Mesela tarif kitabı araması Survival'da oynarken aşağıdaki değişikliklere güncellendi. İşte bunlar sizlere anlattım. İlk 3 kelime neyse işte. Bu değişiklik deneyimli oyuncuların aradıkları ögeler henüz kilidi açılmamış olsalar bile bulmalarını sağlarken yeni oyuncuları henüz hazır olmadıkları tariflerle bunaltmayacak. Yani tarif kitabı ile ilgili bilgilere yine buradan bakarsınız. Ben böyle çok önemli olduğunu düşündüğüm güncellemeleri sizlere göstereceğim ekranda. O yüzden geçiyoruz. Tarif kilidini açma artık deneysel bir özellik değildir. Ancak yine de dünyanın başında açılıp kapatılabilir. Yeni dünya yarat ekranında tarif kilidini açma seçeneği anahtarı eksik. Ancak bir dünya oluşturulduktan sonra dünyayı düzenle ekranında bulup etkinleştirilebilir. Tarif kitabı düzenlemelerini fazlası yaman notunda yine web siteme gidersiniz. Şimdi burada ne demek istemiş arkadaşlar? Siz tarif kitabını kapatıp açmak istiyorsanız, oyundaysanız ayarlara giriyorsunuz, hemen aşağı doğru iniyorsunuz ve burada recipes, nasıl okunur bilmiyorum, recipes unlock diye bir seçenek var. Bu varsayılan olarak kilitli geliyor. Bunu açtığınızda tarif kitabı özellikleri açılmış oluyor veya kapatılmış oluyor. Böyle bunu kafanıza göre açıp kapatabilirsiniz. Ama şunu diyor, bu özellik bir dünya yaratmışsanız burada görünüyor anahtar şeklinde. Ama yeni dünya yaratmak istediğinizde, mesela oyundan çıkıyorum, yeni dünya oluştur seçeneğine tıkladım. Yeni dünya oluştururken maalesef bu özelliği buralarda bulamıyorsunuz. Hani bu özellik şu an buralarda yok arkadaşlar. Nereye bakarsanız bakın, buralarda o tarif kitabını aç kapa seçeneği yok. Denemelere baksanız bile burada bile yok arkadaşlar. Bunu sadece yeni kaydetmeden ayrıl diyelim ve çıkalım. Biz eski dünyamıza tekrar geri girelim arkadaşlar. Bunu sadece bir dünya yaratmışsanız, bir dünya oluşturmuşsanız onun içerisinde görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Geçiyoruz. Develer. Develer artık kızıl kum, şüpheli kum ve beton toz blokları üzerinde yürürken, normal kum üzerinde yürürken çıkardıkları aynı adım sesini çıkarıyor. Tabii ki bu kimin aklına gelmiş? Ha ya, ben deveyi burada kızıl kum üstünde yürütüyorum ama normal kum üzerinde yürüdüğü gibi ses çıkmıyor. Bunu değiştirir misiniz? Bunu günceller misiniz? Ulan bu kimin aklına gelmiş bilmiyorum. Biz bir yürütelim, sesi size dinleteyim. Evet arkadaşlar, böyle bir şey getirmişler. Tabii ki bu kimin aklına gelmiş bilmiyorum ama demek ki birinin işine yaramış abi. Bilmiyorum. Yama notlarında var. 188 milyon kırılma süreleri Java Edition'a uyacak şekilde, amaçlanan tasarımımıza uyacak şekilde uyarladık. Daha detaylı bilgi yama notlarında. Yani 188 milyon kırılma süresi Java'da olduğu gibi eşitlenmiş arkadaşlar. Hani biz size demiştim ya, Java ile aynı yapmaya çalışıyorlar Bedrock'ı da. Evet, bunda da böyle bir özellik getirmişler. Şimdi bu 188
bloğun kırılma sürelerini nerede göreceğiz? Yama notlarında sizler için hazırlamış olduğum web sitesine gideceksiniz. Burada aşağı doğru indiğinizde, biraz hastayım, sesim de değişiyor arkadaşlar. Blok kırılma imha süresi değişiklikleri var görmüş olduğunuz gibi. Buralarda hangi item'ın hangi kırılma süresinden hangisine değiştiğini görüyorsunuz. Mesela bambu ağacını 2'den 1'e değiştirmişler arkadaşlar. Java'ya uyarlayacak şekilde. Burada bir sürü görüyorsunuz item'ların isimleri, bilmem ID'leri yazıyor. Buna bakarsınız arkadaşlar. Mesela Bedrock, Java, işte bunları eşitlemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Gelip burada yama notlarına bakarsanız öğrenirsiniz diye umuyorum. Oyuncu uyku yüzdesi oyun kuralı eklendi. Ne demek bu arkadaşlar? Oyuncu yüzdesi oyun kuralı eklendi. Game rule yazdığınızda mesela arkadaşlar şöyle game rule player yazdığınızda burada da görmüş olduğunuz gibi böyle bir oyuncu uyku düzeyini değiştirebileceğiniz bir özellik geldi. Bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Mesela 0 veya negatif bir değer geceyi atlatmak için yalnızca bir oyuncunun uyumasını gerektirir. 100'ün üzerinde ayarlandığında gece atlamaz. Şimdi bu ne demektir arkadaşlar? Örnek veriyorum. Hemen mesela diyelim yatak almamıza gerek yok ya. Yatak almaya gerek yok. Yatakta göstereyim diyecektim de zaten yaratıcı moddayız. Hemen giriyorum. Evet, game rule. Şöyle player, burada görmüş olduğunuz gibi şu komutu yazdıktan sonra mesela diyelim bunu 0 ayarlarsanız oyunda diğer oyuncular varsa, gece olmuşsa hepinizin uyumasına gerek yok. Bu değeri 0 yazdığınızda bir kişi uyusa bile hepiniz uyumuş sayılıyorsunuz arkadaşlar. Veya bunu eksi bir değer ayarlayın diyelim, eksi 15 yazdınız. Eksi 15 yazdığınızda da sadece bir kişinin uyuması yeterli. Yani bunu 0 ve altında, 0 ve eksiye doğru giden bütün değerleri kullanabilirsiniz bir kişinin uyuması için. Ama diyelim bunu 100 olarak ayarlarsınız veya 100'den daha fazla bir rakama ayarlarsanız arkadaşlar, isterse hepiniz yatın, gece atlamaz. Yani sabah olmaz arkadaşlar. İşte burada sabah olmasını istemediğiniz bir oyun varsa bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir özellik getirmişler kullanmak isteyenler için. Dar en boy oranlı ekranlarda oynatılırken tutulan haritanın ortalanması düzeltildi arkadaşlar. Ne demek bu? Mesela bazıları dar ekranda oynuyor. Örnek vermem gerekirse arkadaşlar, ben Minecraft'ı burada dar ekrana alıyorum ya, mesela şöyle dar ekrana getirdim değil mi? Bakın ne kadar daraltıyoruz, mesela örnek verdim. Şimdi bunu yaparken elinizde bir harita tuttuğunuzda ortalanmıyormuş. Bunu artık harita elinizde tutarsanız ortalanacakmış arkadaşlar. Böyle bir özellik getirdiler. Evet, dar ekranlılar için öyle bir şey. Kemik tozunu su altında kum, toprak, çakıl ve kil üzerinde kullanmak bir kez daha mümkün. Evet, böyle bir özellik daha eskiden çalışıyormuş ama şimdi yeniden getirmişler arkadaşlar. Ne olduğunu söyleyeyim sizlere. Mesela şuradan hemen arkadaşlar kemik tozu alıyoruz. Bir tane de mesela deniz yosunu alalım. Mesela suyun altında artık kemik tozunu kullanabiliyorsunuz. Kum, çakıl ve kil üzerinde. Ve bunları büyütebiliyorsunuz artık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde daha önce kullanılıyormuş. Sonra kaldırılmış, sonra bir daha getirmişler. Yukarı bakarken iksirler artık geriye doğru atılmıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki daha önce iksirler geriye doğru atılıyormuş. Ben bunun videosunu gösterdim. Mesela bir tane kişi bundan rahatsız olmuş. Ya ben demiş iksiri tam üstüme atıyorum, iksirlerin hepsi arkaya gidiyor kardeş, bu nasıl olacak diye. Şimdi bunu düzeltmişler arkadaşlar. Artık tam üstümüze attığımızda göstereyim hemen sizlere. Şöyle gireyim oyunuma. Ve evet, şimdi mesela örnek veriyorum, açtım, burada bir tane iksirimiz var. Hangi iksir olduğunun önemi yok arkadaşlar. Havaya bakacağız, üstümüze attığımızda tam üstümüze düşecek şekilde ayarlanmış. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir, evet, güzel. Tamam, bunu da düzeltmeleri güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Bunu tekrar bunun içerisine koyduk. Evet, patika harabeleri içindeki kamp ateşleri artık varsayılan olarak yanmıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Patika harabeleri. Yani şimdi kimin dikkatini çekmiş bilmiyorum ama yama notlarıma gittiğimde hemen şuradan sizlere bunu bulayım. Birisi bundan rahatsız olmuş. Bakın açıyorsunuz, böyle mesela harabelerin içerisinde kamp ateşi varsa varsayılan olarak yanıyor olarak görünüyormuş. Tabii ki bunu artık varsayılan yanmıyor olarak ayarlayacaklarmış. Bunun sebebi arkadaşlar, yanlış bir şekilde bunun üstünde spawn olan bir oyuncu olursa yanmasın diye. Ulan bu kimin dikkatini çekmiş? Niye böyle bir güncellemeye ihtiyaç duyulmuş bilmiyorum ama demek ki bazılarına ihtiyacı varmış bu güncellemeye arkadaşlar. Pembe yapraklar artık dağıtıcılar tarafından çoğaltılabilir. Mesela örnek verdim. Burada kiraz çiçeği yapraklarını görüyorsunuz, pembe yapraklar. Bunu diyor ki ne? Dağıtıcının içerisinde kemik tozu koyar
koyarsanız ya da bunu işte tetiklerseniz artık yerdeki yapraklar büyüyecek ve çoğalmaya başlayacak. Bu şekilde yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. Artık bu da kimin işine yarayacak bilmiyorum ama böyle bir özelliği de getirdiler. Güzel oldu. Neyse, kazma olmadan çıkarılan şalkır kutularının çıkarılması artık uzun sürmüyor. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Eskiden şalkır kutuları, şalkır box dediğimiz bu şalkır kutuları arkadaşlar, kazma olmadan kırmaya çalıştığınızda kıramıyordunuz. Şimdi game mode S'i aldım. Elimle kırmaya çalışacağım. Hop, kırmaya çalıştığımda artık bunu çok uzun süre beklemeyeceksiniz kırılmasını arkadaşlar. Ve bu şekilde kıracağız, hızlıca üstümüze alacağız. Böyle bir özellik getirmişler. Düşen bloklara geçelim. Düşen bloklar artık bir kakao çekirdeğinin üzerine düştüklerinde parçalanıp eşyalarını düşürmüyorlar. Yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Mesela diyelim burada kakao çekirdeği var. Görmüş olduğunuz gibi kakao çekirdekleri. Şimdi bunun üstünde mesela düşen bir blok varsa, düşen bloktan kastımız hani herhangi bir bloğa bağlı kalmadan havada duramıyorlar bunlar. Kıralım. Görmüş olduğunuz gibi kakao çekirdeğinin üstüne düştü ve bu item, yani mesela diyelim bu nedir? Çakıl artık kaybolmuyor ve blok halinde geri elimize geliyor arkadaşlar. Tabii ki bunlar da kimin işine yarar bilmiyorum ama bu şekilde bu itemler artık kaybolmuyor. Onu belirtmişler. Evet, bu özelliği de sizlere göstermiş oldum. Şöyle atalım üstümüzden. Mermiler artık çetelerin yaptığı gibi üst kara saplanıyor. Ne demek? Çeteler dediğimiz moblar arkadaşlar. Oyundaki düşmanlarımız, yaratıklar. Şimdi mermilerden kastı da şu. Yani fırlatılabilir bir itemınız varsa, örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela trident, yani 3 uçlu mızrak attığınızda üst kara artık saplanıyor. Mesela ok fırlattığınızda aynı çetelerin yaptığı gibi, mobların yaptığı gibi bunlar da üst kara saplanabiliyorlar arkadaşlar. Tabii ki eskiden herhalde üst kara saplanmıyorlardı. Bunu değiştirmişler. Artık üst kara saplanabilir olarak ayarlamışlar. Şurada da normal kar var. Kara attığınızda da yine saplandığını görüyorsunuz. Tamam. Yani eskiden saplanmıyormuş demek ki şu üst karda. Üst kardan kastımız şu arkadaşlar. Mesela şöyle spawn ederek bir sürü kar spawn edebiliyorsun. Neyse. Tamam. Arkadaşlar daha fazlası yine güncelleme değişiklikleri, yeni güncelleme özellikleri web sitemde sizler için hazırlamış olduğum. Gelip okursanız burada işte görüyorsunuz arkadaşlar. Minecraft Beta Preview 1.20.20.21 Android iOS Bedrock. Ve buraya gelip okursanız buradaki her şeyi, nelerin değiştiğini en ince ayrıntısına kadar Türkçe olarak yazıyor zaten. Görürsünüz, kendiniz de buradan gelip keşfedersiniz diye umuyorum. Evet arkadaşlar, daha fazlası için beğenileriniz çok önemli demiştim videonun başında. Ve şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Sorunlara söyleyeyim ben Ersin Çaka, FPS modundayım dostum. Kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım. Düzenli içerik için hemen like'lara basın. Soranlara söyleyeyim ben Ersin Çaka, FPS modundayım dostum. Kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım. Düzenli içerik için hemen like'lara basın.